Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Aslında bugün böyle hani çok mutlu, çok neşeli, değil mi? Kutluyor modda olmak lazım ama niyeyse buruk burukuz. Niye buruk olduğumuzu da konuşuruz. Siz de yazın. Buruksanız da öyle bir durum aynı kutlanıyor mu, kutlanmıyor mu? Resepsiyon oldu muydu, olmadı mı? Niye olmadıydı falan mesela en basit. O mu daha önemliydi falan Gazze yüzünden mi rafa kalktı falan bunları konuştuğumuz bir yüzüncü yıl garip yani sanki Cumhuriyet'le hala bir derdimiz var mı yok mu derdi olanlar mı var niye var e, bu ülkenin yapı taşı değil mi Cumhuriyet bunları da böyle konuştuğumuz sorguladığım bir gün e, takipçileri biliyordur Ceren Sungur çok değerli bir tarihçi hanımefendi ve en son ben Ceren Hanım'ın Tarih Obası kanalını yakından da takip ediyorum. Hep böyle siz orta için çok enteresan konular çalışıyorsunuz. İşte şey hatırlıyorum mesela şimdi cadılık konuştunuz, evet. şamanizm konuştunuz. Evet. Böyle Osmanlı'da ateistler falan hakikaten. Hı -hı. Aslında siz daha çok orta çağ çalışıyorsunuz, değil mi bildiğim kadarıyla? Yani benim asıl uzmanlık alanım 13-16. yüzyıl arasında Anadolu. Fakat Hı -hı. ben ilk yüksek lisans tezimi milli mücadele basını üzerine yapmıştım. Daha sonra Osmanlı tarihine kaymıştım. Dolayısıyla aslında birden çok çalışma alanım olduğunu söyleyebilirim. Ama daha ve çok sonunda özel, bir sıradan aynen. insanların tarihine meraklıyım daha çok. En sonunda bir Milli Mücadele serisi yaptınız. Ellerinize evet. sağlık. Ben de istedim tamam. ki, o, tabii siz uzun uzun kaç bölüm oldu ama bir kısmını da burada konuşalım istedim. Hı hı. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı ve hatta sizle de önce nasıl konuşsak, nasıl bir çerçeve çizecek deyince dedik ya, dediniz ya yani böyle umut mu konuşsak? Cumhuriyet'in 100. yılında umut. Bilmiyorum nereden başlayalım nereden başlamak lazım buyurun. Yani umut konuşalım hatta kavramlar üzerinden biraz konuşalım bu kavramların da tarihteki özellikle milli mücadeledeki tabii karşılıkları üzerinden konuşalım biraz istedim. Aklıma gelen şey umut çünkü senelerdir pek hissetmediğimiz bir şey. Cumhuriyetin kazanımlarının teker teker elimizden alındığını hissediyoruz. Cumhuriyet coşkusunu şu anda yaşıyor, yaşayamıyor olmamızın zaten belki de temel sebeplerinden bir tanesi bu. Diğer yandan ben insanların umuda çok mistik bir anlam yüklediklerini de düşünüyorum. Halbuki umut milli mücadele sürecinin başından sonuna her yerinde yer alan bir duygu. Ee, milli mücadele esasen bir karşı koyuş bir teslim olmayış ve direniş hareketi neticede ve bu pek çok cephede verilmiş bir savaş aynı zamanda bir yandan saraya ve İstanbul hükümetine karşı bir direniş bir yandan e, işgalcilere karşı bir direniş bir yandan da içeride savaşmak istemeyen ya da savaşmanın yanlış olduğunu düşünen insanlara karşı bir direniş. Umut bu sürecin neresinde? O zamanlar umut vardı da şimdi mi yok diye düşünüyor insan. Böyle düşünen insanların hani ben bugün hiçbir yerde umut görmeyen insanların umuda çok mistik bir anlam yüklediğini düşünüyorum ve hiç umut göremiyorum diye diyen insanların da son dönem sosyoekonomik gelişmeleri neticesinde öğrenilmiş çaresizlik ve kurban psikolojisine bulandığını düşünüyorum. Evet, kimseyi de suçlamıyorum bu yüzden tabii. Yani insanız doğal olarak başımıza gelen bir şey bu. Fakat bundan bir asır öncesinde çok daha ağır koşullar altındaydık esasen. Ee, ve... Siz diyorsunuz ya bu milli mücadele serisini. Ya kardeşim kahraman arıyorsunuz da dedelerinize bakın. Evet. Dedeleriniz yani hep her birimizin dedesi işte ne bileyim köyde evet. çalışan, savaşa giden, savaşa gitmeyen başka türlü. Oradan başlayalım mı hı hı. kahraman dedelerimiz dedelerimiz niye kahraman? Tam da oraya geliyordum. Yani ortada hiçbir umut ışığı gözükmezken, mesela bugün umutsuz olan insanlar o, o gün yaşıyor, yaşıyor olsalardı hiç umut yok, ne yapalım der herhalde tarlaya tapana verirlerdi kendilerini. Fakat o zamanlar insanlar bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Direnecek miyiz? Teslim mi olacağız? Bir kısım insan zaten uzun yıllar cephelerde savaşmıştı, bıkmıştı, yorgundu ve artık direnmek istemiyordu. Bir kısım insan direnmenin sultana, devlete, Allah'a, kitaba karşı gelmek olacağını düşünüyordu ve direnmek istemiyordu. Ama bir kısım insan esaret altında yaşamaktansa ben çarpışarak ölürüm gerekirse tercihini yaptılar. Dolayısıyla bu tercihi yapan insanlar sayesinde biz bugün buradayız ve bunları konuşabiliyoruz. Evet ben yayınlarımda her zaman söylüyorum. İnsanlar kahraman arıyorlar. Okey arayabilirler. Bu arada sosyal bilimciler insanın bu duygusuyla hep savaşırlar. Kahraman aramayın, kahraman beklemeyin, siz kendiniz kahraman olun. Hayır, insan her zaman kahraman arayacak. Her zaman tarihten örnekler arayacak kendisine. 5000 sene önceye gidiyoruz ama veya 500 sene önceye gidiyoruz. Neden 100 sene öncesine gitmiyoruz? Yani bir asır önce bu topraklarda çok önemli mücadeleler verildi. Milli mücadele diyoruz da tek bir savaş değildi ki bu. Birçok cephede verilen bir savaştı. Birçok şeye karşı verilen bir savaştı. En önemlisi de aslında umutsuzluğa yani teslimiyete karşı verilen bir savaştı bu. Teslim olmamalarının ve direnişi itaatsizliğe çevirerek doğru olduğuna inandıkları şeyi yapmalarının sonucuydu kurulan cumhuriyet. Burada Mondros'a evet kendi dedelerimize, nenelerimize bakalım kahramanlık arıyorsak. Mondros'a ve onun sonuçlarına mı ona karşı gelen tepkilerle mi başlamak lazım o zaman aslında. Tabii işte 30 Ekim 1918'de bir mütareke Mondros Mütarekesi imzalanıyor. Arkasından işgaller başlıyor. 13 Kasım 1918'den itibaren İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun her tarafında İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan, Ermeni bütün bu milletler her tarafı işgal etmeye başlıyorlar. E, bu işgal karşısında uzun süre insanlar dona kalıyor, ne yapacaklarını bilemiyorlar ve zannediyorlar ki Sultan Vahdettin İngiliz esaretindedir. O yüzden bize vur emri, hadi savaşalım emri veremiyor. O esirdir diye düşünüyorlar. Bir süre sonra ondan bir e, emir gelmesini beklemeyi bırakıyorlar çoğu yerde bırakmak zorunda kalıyorlar. Çünkü insanların köyleri yakılıyor. İnsanların şehirleri işgal ediliyor. Küçük küçük direniş hareketleri ortaya çıkıyor. Daha ortada Mustafa Kemal yok. Kazım Karabekir, Rauf Orbay bunlar çok fazla tanınmıyor. Zaten Anadolu'nun neresinde ne kadar tanınıyorlar? Hani daha bir resmen bir milli direniş başlamış değilken insanlar irili ufaklı çeteler oluşturmaya başlıyorlar. Sonra o çeteler Kuvayi Milliye Birliklerine dönüşüyor. En sonunda milli mücadele resmi bir ordu kurmaya başladığı zaman da orduya katılıyorlar. Dolayısıyla bu direniş ateşini küçük küçük kurulan o çeteler aslında başlatıyor. Yani, yani Osmanlı ordusu silah bıraksın kararının altına Osmanlı evet. atıyor. Hı hı. Ama e, millet kendisi silah bırakmak istemiyor ve bu evet, konuda zaman evet, evet. veremiyor diye. O, o. Evet, evet. Ordu terhis ediliyor çünkü mütareke gereği silahları da toplanıyor. Ordu da terhis ediliyor. Bu arada Osmanlı ordusu içerisinde de bir sürü itaatsiz var. Doğru bulmuyorlar devletin verdiği kararı, imzaladığı mütarekeyi ve içeriden örtük bir şekilde direnen erler komutanlar var. Onlar da bir şekilde o silahların kaçırılmasına göz yumuyorlar ya da bir şekilde geciktirmeye çalışıyorlar. Yani Topyekün e, bir direniş hareketi e, gözüyle bakmalıyız olan bir tane her şeye ve onlar yaşarken de gözlerinin önünde bir umut yoktu hani somut olarak elle tutulur bir şey yoktu ama e, harekete geçmekten de geri durmadılar. Hı -hı. böyle okuyabiliriz da, okumalıyız hatta yani. Peki nereden ya işte Hı -hı. Milli Mücadele'nin daha resmi şekilde ortaya çıkmaması, eee ne, ne bir noktadan itibaren artık Atatürk sahnede ve Milli Mücadele'yi toparlıyor. Şimdi eee Mondros Mütarekesi sonrasında Yıldırım Orduları Grubu la edilince e, Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'a çağrılıyor ve kalkıyor, geliyor. Meşhur işte Haydar Paşa da İtilaf donanmasını görüyor ve geldikleri gider, gibi giderler cümlesini orada kuruyor. Daha sonra Şişli'de bir ev tutuyor kendisine ve orada çeşitli arkadaşlarıyla ne yapabiliriz? Bunu konuşmaya başlıyorlar ve 6 ay boyunca falan bunu konuşuyorlar. Daha sonra Mustafa Kemal çok başarılı bir asker. Bir yandan da işte Karadeniz taraflarında Rum çeteleri var, Türk çeteleri var, birbirlerine girmiş durumdalar. Ve Mondros Mütarekesi'nin maddelerinden bir tanesi de herhangi bir yerde e, Hristiyan azınlıklara küçücük bir şey olduğunu görürsek orayı işgal ederiz. Dolayısıyla Osmanlı hükümetindeki bazı unsurlar bundan korkuyorlar. E, bir bahane verilmesinden korkuyorlar itilaf devletlerine çünkü işgal genişleyecek. Dolayısıyla Mustafa Kemal'i oradaki özellikle tabii çete faaliyetlerine son vermesi için orada asayişi sağlaması için gönderiyorlar ve bunun ötesinde de Görevler veriyorlar, yetkiler, sorumluluklar veriyorlar kendilerine. Ben kendi yayınlarımda bunları çok daha tabii detaylı anlatıyorum. Oradan da bakabilirler. Bu amaçla 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa ayrılıyor İstanbul'dan biliyorsunuz 19 Mayıs'ta Samsun'a erişiyor ve sonra ortamı kolaçan etmeye başlıyor ve raporlarını yazmaya başlıyor. Fakat ak akabinde gördüğü şey Mustafa Kemal'in Osmanlı hükümetinin bir bütün olarak içinde hani örtük direnişçiler olmasına karşın direnmeyeceğini daha iyi görüyor ve artık Samsun'a da geçtiği için oradan Havza'ya geçiyor. O süreç içerisinde daha ...dirili ufaklı itaatsizliklerine başlıyor kendisi. Mesela bir e, bir işgal ekibi geliyor. Onlar işte depoları kontrol ediyorlar. Oradan erzakları, silahları almak istiyorlar. Mustafa Kemal vermiyor. Ve vermediği için pazarlanıyor telgraf vesilesiyle. Daha sonra <laughs> e, şifreli telgraflar vesilesiyle... ...harbiye nezareti içerisinde çeşitli askerler birbirleriyle iletişmeye çalışıyor. Bunun yasaklanması emrediliyor... Mustafa Kemal diyor ki bunu yasaklayamazsınız. Hatta bir noktada işte e, Temmuz 1919'da doğru hatırlıyorsam halkı telgrafhaneleri işgal etmeye sevk ediyor. Gidin diyor telgrafhaneleri işgal edin buna karşı koyun. E, Mustafa Kemal Paşa henüz Atatürk olmamışken bu direniş ve itaatsizlik ateşi içinde yandığı gibi halkı da her tür gösteriyle mitingi düzenlemeye ve direniş, şey, örgütlemeye çalışıyor buna teşvik ediyor yani o dönem çok önemli unsurlardan bir tanesi de propaganda ee, Nevşin Hanım bunu biz hep olumsuz bir anlamda kullanıyoruz ama aslında propaganda belirli bir fikri sağlıklı bir şekilde yaymanın da bir aracı olarak kullanılabilir ve kullanılmaya çalışılıyor propaganda faaliyetlerine çok önem veriyor Mustafa Kemal Paşa bu anlamda basını da yönlendirmeye çalışıyor basından kişilerle de iletişim kuruyor olan biteni onlara haber veriyor Diğer yandan halkı da sürekli tepkisini fiziksel bir şekilde göstermeye yöneltiyor. Daha çok gösteri yapılsın, daha çok miting yapılsın, insanlar sokaklara çıksın, e, itilafçıları, işgalcileri istemediklerini çok açık ve net bir şekilde göstersinler diye telgraflar çekiyor her tarafa. Yani umut dediğimiz şey doğal olarak bir ham madde gibi doğada bulunuyor. Onu işlemek gerekiyor kısacası. Mustafa Kemal'in yaptığı da bunu işlemek. Şimdi o kadar güzel bir yere geldiniz ki çünkü bu tartışma da yürüyor bir yandan. Ya işte cumhuriyete bu halk ne kadar sahip çıkıyor, sahip çıkmıyor, tepeden ne bir şeydir. E, cumhuriyete tepeden inmiştir. Çünkü insanlar aslında padişah için savaştıklarını düşünüyorlar idi, e, hilafet için savaştıklarını düşünüyorlar idi. E, cumhuriyet birdenbire böyle üstlerine boca edildi. O yüzden de bugün halkın bir kısmı sahip çıkmıyor, benimsemiyor cumhuriyeti en azından bu şekliyle diye bir yorum var. Şimdi Neden? bu masalları diyeceğim ve bu mavalları 20 sene dinledik. Ee, fakat halkımızın cumhuriyete çok sahip çıktığını söyleyen kesime bile yeterince maalesef okumuyor. Özür dilerim. Ben de aranızdan çıkan bir insanım ama biz de yeteri kadar okumuyoruz. Ne cumhuriyet tepeden indi, ne başka bir şey. Bir kere Türklerde padişah için savaşmak falan diye bir şey yoktur. Türkler padişah için savaşmazlar. Diğer yandan padişah e, dediğimiz şey halkın gözünde, tebaanın gözünde devletin temsilcisi, hatta devletin ta kendisi. Dolayısıyla işgal döneminde padişahın gerçekten esir olduğuna inanıyor insanlar. Çünkü bir sultanın bu derece işgal, bu derece esaret karşısında susabileceğine inanmıyorlar. Böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorlar. Dolayısıyla onun hakikaten esaret altında olduğunu düşünüyorlar. Fakat bir süre sonra bunun böyle olmadığı çok net bir şekilde anlaşılıyor. <laughs> De kimse padişahı kurtarmak için falan savaşmıyor. Kendi özgürlüğü için savaşıyor. Yani savaşa giden insanların pek çoğunluğu yoksul, çiftçi, köylü insan. Bu padişahı mı daha çok önemser, kendi toprağını mı? Yani geliyor mesela bir işte Fransız askeri Adana'da veya işte Batı Anadolu'da bir Yunan köyünü yakıyor. <laughs> Çoluğunu çocuğunu öldürüyor belki ırzına namusuna tasallut ediyor o o sırada sultanı kurtarmak için savaşmıyor ki kendi hayatını kurtarmak için savaşıyor sonra bunlar birleşerek ülkeyi kurtarmaya karar veriyorlar ve bu uğurda çalışıyorlar diğer yandan cumhuriyet de o kadar tepeden inme bir şey değil ee, çok tanıdığımız bir şey de değil ama o dönem zaten imparatorluklar çağının sonu geliyor bunu Türk tarihçileri de söylemiyor bunu pek çok yabancı tarihçiden de okuyabilirsiniz Almanya'da, Avusturya'da, Macaristan'da cumhuriyetler kuruluyor. Yani imparatorlar sözde tahtlarından feragat ediyorlar. Nasıl ediyorlar? Etmek zorunda bırakılıyorlar. Zaten Vahdettin'in korkularından biri de bu. Avrupa'da olan bitene bakıyor. Ya diyor beni de tahtımdan ederlerse, burada da rejimi değiştirirlerse. Zaten işgal güçlerinin yaptığı şeylerden bir tanesi de basını sansürlemek bu arada. İşgale başlar başlamaz basın sansürü. Ve e, İstanbul hükümetiyle beraber bir sansür kurulu kurup o şekilde haberleri sansürlüyorlar. Sansür gerekçelerinden bir tanesi de hükümet şeklini değiştirmeye cüret etmek. Bir tanesi de bu. Çünkü hükümet şeklinin değişebileceği zaten konuşuluyor yıllardır. Zaten konuşuluyor okuyan yazan çevrelerde. E, hani seçkin çevrelerde bu zaten konuşuluyor. Bir ikincisi 1876 senesinden beri bir e, meşru, meşrutiyet geleneği var ülkede. O oturmuş bir şey. Meşrutiyet bayramı kutlanıyor yer yer, bunun kutlandığı görülüyor. Yani bir meclis var, e, o meclisteki insanlar seçiliyorlar, bir istişare geleneği var. Yani o tek adamlık falan zaten çok eskide kalmış. Dolayısıyla bunun evrilip de geleceği yer eninde sonunda cumhuriyettir zaten. Yani biz dünyadan kopuk bir rejim kuracak halimiz yoktu. Hani. Böyle Osman yani Osmanlı bir şey... arasında tartışılan bir şey diyorsunuz ya galiba Selanik böyle bir hani entelektüel merkezlerinden bir tanesi Osmanlı'nın değil mi? Anladım Tabii Selanik de öyle, İstanbul'da öyle, Ankara'da öyle yani bir sürü merkez Hı. var. Diğer yandan e, hani mesela Taşra dediğimiz yerlerden de çıkmış, kendisini yetiştirmiş, okumuş, yazmış, e, basında gazet yazıları yer almış bir sürü insan var. Aslında oldukça yetişmiş insan var Osmanlı son döneminde. Biz çoğunu tanımıyoruz sadece. Ve hani cumhuriyet, cumhuriyet yaygın aslında tartışılan, paylaş, paylaşılan, üzerine konuşulan bir şeydi. Yani o eden... Olabilir mi olamaz mı? Tabii tabii. Çünkü vekil seçimi var. Artık bu bir gelenek, bu oturmuş bir şey. Yani bunu geriye döndürme çabası, tarihi geriye döndürme çabası. işte Sina Akşin hocanın da deyimiyle bu tarihi geriye döndürme çabasına da karşı yapılmış bir direniş. Milli Mücadele Hareketi. Peki o zaman şunu sorayım ya o dönemde cumhuriyeti istemeyenler kimler? İsteyenler kimler? E, cumhuriyeti istemeyenler o fikre alışamayanlar yani bir sultanın ya da bir <laughs> halifenin olmadığı bir e, meşrutiyet rejimini sağlıklı bulmayanlar, normal bulmayanlar ya da geleneğe göreneğe aykırı bulanlar çoğunlukla. Böyle evet. ifade edebiliriz çünkü cumhuriyet rejiminin gelmesi demek aynı zamanda bir halifenin olmaması demek eşittir dinsizlik bazılarının gözünde. Dolayısıyla hani şey diye düşünüyorlar. Yani din iman elden gidecek, özümüzü kaybedeceğiz. Aslında bugün çok tanıdık olduğumuz bir takım cümleler çerçevesinde düşünüyorlar. Ama bugün bu sözleri eden insanlardan bile aslında daha gerçekçi korkuları var diyebilirim. Çünkü onlar o dönemin insanı. Sonuçta hayat boyu padişahlık görmüşler, aynı zamanda halife, ona alışmışlar. O alıştıkları düzenin değişmesi onları korkutuyor. Onların korkusu biraz daha gerçekçi bir korku diyebilirim yani. Anladım. Her şeyde değişimciler de Ya o böyle meşhur e, 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 Mustafa Kemal'in o sözü vardır ya yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diye. Hepimiz. Ya biraz onun hikayesini soracağım ama şu bağlamda soracağım. O şu bağlamda da anlatılır ya bize. Hani bu Mustafa Kemal'in Atatürk'ün fikriydi. Kimsenin de haberi yoktu. Etrafında herkes de şaşırdı. Hatta dinleyene de ah nasıl olacak bu falan diye insanlar etrafındakiler bir kuşkuya düştü diye. Onun için o cümlenin hikayesini sorsam size olur mu? O cümlenin mu? hikayesini çok çok detaylı anlatamayacağım. Tekrar baştan kaynaklara falan bakmam lazım ama hatırladığım ve bildiğim şu tek başına verdiği bir karar değil. Bunu görüştüğü insanlar var. Hatta şöyle söyleyeyim ben Yeni Gün gazetesi üzerinde çalıştım. 1920 sayılarında Yeni Gün'ün Yunus Nadi hükümet şekli nasıl değişebilir bunu tartışıyor. Yani meşhur gazetecimiz Yunus Nadi, e, Atatürk'ün etrafındaki insanlar da e, bir cumhuriyet rejimi kurulabileceğinden haberdar. Aslında zaten tartışıyorlar bunu. Fakat bu cumhuriyet fikrine çok direnç gösteren insanlar var. Onlara karşı çok net bir tavır alınıyor. Yani Atatürk'ün en net tavrı onlara karşı. Yoksa yani hilafet kaldırılmış, saltanat kaldırılmış zaten ne olacaktı başka yani? Şey de diyenler var yani son halife aslında böyle e, resimde çizen, e, bestede yapan falan. Hani eğer belki o halife korusaydı İslam dünyasında reform yani cumhuriyetle beraber İslam dünyasında reform da daha kolay olurdu yorumlar ama var ama öte yandan da bir yandan da halifeyi tanıyan da kimse kalmıyor baktığınız zaman yani Arap dünyası falan tanıtmamaya geçmiş zaten bir tek Hindistan'da yaşayan o zamanlar Pakistan yok Müslümanlar hatta işte yani siz belki daha çok açarsınız uzakta ee, olanlar görmeyenler halifeyi görmeyenler tebaat olmayanlar <laughs> Orada bir halife varmış falan diye. Çünkü evet. hani değil mi milli mücadeleye destek aslında bu bir cihat da deniyor o dönemde bu coğrafyaya. Ee, işte halife içinde savaş <laughs> deniyor ama zaten Araplar kendi yolunu çizmiş. Kendi hepsi kendi ülkelerini kurmak istiyorlar. Halife malife dinlemiyorlar yani. Bir tek destek Hindistan'da yaşayan Müslümanlardan yani Pakistanlardan geliyor. Dolayısıyla yani ben de bir yandan da düşünüyorum. düşündüğüm bir meseledir bu. Hakikaten ee, şeyde e, Sabancı Müzesinde bir son halife güzel sergisi vardı çok etkiledi beni orada düşündüm hakikaten yani son halife devam etseydi eğer böyle çok entelektüel bir adam e, resimler çiziyor e, besteler yapıyor hakikaten İslam dünyası belki farklı bir yere gider miydi diye ama sonra da onu düşün, düşünüyorum yani e, zaten tanımıyordu ki Arap dünyası bu halife halife değil diyorlardı anladığım kadarıyla bilmiyorum yani şöyle kısaca aktarayım bir kere e Asabiyesi kuvvetli olan Arap toplumları Hilafetin Türklere geçmesini hiçbir zaman kabul etmediler zaten. Öyle içlerini sindirebildikleri bir şey olmadı bu hiçbir zaman zaten. Bir. Dolayısıyla öyle Halifeyi tanıdıklarından falan da bahsedemeyiz zaten cihat çağrısı karşısında aynen dediğiniz gibi hiçbir şey yapmamış olmaları bunun bir göstergesi. Diğer yandan o dönemde Türkler gibi Araplar da kendilerini yönetmek istiyorlardı. Onların da kendi kendilerini yönetme hakkı vardı ve o haklarını kullandılar açıkçası. Şimdi Osmanlı Devleti'nin gözünden baktığımızda, resmi bir gözden baktığımızda evet ihanet ettiler. E, kendi gözümüzden bakalım. Biz nasıl kendi kendimiz yönetme hakkına sahip olmak istedik? E onlar da istedi. Onlar da kendi ülkelerini kurmak istedi ve Mustafa Kemal Paşa da Türk süngülerinin çizdiği sınır dedi. Bizi buraya kadar istemiyorlar dedi. Evlerden bize ateş açıyorlar dedi. Geldi geldi ordularıyla Hatay'a kadar geldi. O çok çarpıcı ya. Ve... biraz açalım mı? o Ben o sizin şeyde de virgül koymuş gibi olayım. Ama sizin Hı -hı. o şey serinize de video serinize de o kısım beni çok etkilemişti. Yani Misak-ı milli nasıl çizildi? Biz hep şöyle düşünüyoruz. Ya işte Atatürk kafasına göre ha, şuralar 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 böyle olsun falan gibi. Ama orada bir mantık var. O dediğinizde işte evlerden bize ateş açılmıyor onu bir şey yapabilir misiniz? Yani ya, çok... Güney cephelerinde savaşan askerlerin bazılarının hatıratları vardır, yazdıkları şiirler vardır. Oradan da görebilirsiniz. Arap çöllerinde kan dökmekten bıktık derler. Mustafa Kemal de Güney cephesinde savaşırken, Filistin-Halep arasında gidip gelirken, ordularını çeker, çeker, çeker Hatay'a kadar çeker. Çünkü niye Hatay'a kadar çeker? O sınıra gelene kadar evlerden kendi askerlerini ateş açıldığını görür. Oranın Kesinlikle, halkı yani, evet, o Osmanlı istemiyor, ordusu, istemiyoruz diyor yani. Ve misak-ı Milli Tartışmaları öncesinde Mustafa Kemal der ki, e, mütareke yapıldığı sıradaki sınırları baz alalım yani Arap ülkelerini dışarıda bırakalım çünkü biliyor Mustafa Kemal Araplar bizi istemiyor. Biz on, bizle yaşamak istemiyorlar. Yani şey. <laughs> Bugünkü sınırlarımız dışında kalan Arapları kastediyor. Ama örneğin son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen o misak-ı milli çok daha geniş sınırları kabul ediyor. Çünkü o meclisteki vekiller diyorlar ki hayır oralar da Osmanlı toprağıydı. Oraları da geri almalıyız ve bir harita çizdirmişler. Maşallah şu an ne Osmanlıcıların hayal ettiği harita. Hmm. Ama oraların halkı seni istemiyorsa ne yapabilirsin? Yani zorla gidip de onlardan Yok. toprağını alamazsın. Dolayısıyla bugünkü işte Musul-Kerkük tartışması. Evet. Yani Mustafa Kemal'in bakış açısını şöyle özetleyebiliriz. İstenmediğimiz yerde durmayalım. Bunlar bizi benimsemiyorlar. Bize ateş açılmayan yere kadar gelelim. Türk süngülerinin çizdiği sınır orasıdır. Orası da Hatay'dan başlar zaten. Ona göre daha gerçekçi bir e, tasarı hazırlamış aslına bakarsak yani. Yani destek Hatay'dan itibaren başlıyor evet, o zaman ve evet. halk da Hatay'dan itibaren bu milli mücadeleye dahil oluyor diye görmek hı hı, lazım hı, öyle hı. mi? Tabii Suriye'de de Suriye'nin kuzeyinde falan Türkmen boyları var çok eskiden beri orada yaşıyorlar falan ama herhalde Araplar daha çoğunlukluydu. Ben şimdi Orta Doğu tarçısı olmadığım için çok nüfus yani demografik durumu da bilemiyorum ama belki de Araplar daha yoğundu orada veya cephede başka bir şeyler oldu da. O sebeple Hatay'a kadar geldi ama şunu biliyoruz ki Hatay'dan itibaren Osmanlı askerine ateş açılmıyordu. İsteniyorlardı onu biliyoruz. Halifelik meselesine geri dönecek olursak <laughs> Türkler halife için falan da savaşmaz. Yani Türk geleneğinde başkası için savaşmak pek yok esasen. Yani kendi refahı için, toprak için savaşmak daha sık rastladığımız bir şey. Diğer yandan... Abdülmecit Efendi evet gerçekten çok modern bir beyefendiymiş. Zaten kendisi Vahdettin hilafetten gönderilerek halife seçiliyor. Hani bir umut. Diğer yandan velev ki hilafet devam ediyor olsaydı. Abdülmecit Efendi'nin kendisinin modern bir insan olması Müslüman dünyasını değiştirir miydi? Ben hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum bir. Hilafet babadan oğula geçmeye mi devam edecekti? Acaba onun oğlu da kendisi gibi modern düşüncelere sahip birisi mi olacaktı yoksa başka işgalciler onun oğlunu etkisi altına alıp onun üzerinden yeni işgaller mi başlatmaya çalışırdı? Bir de bizim kamuoyumuzun bir bölümü hilafeti papalık makamı gibi bir şey zannediyor. Şöyle diyorlar. Ah işte nasıl Batının papası var bizim de halifemiz olsaydı şunlar bunlar başımıza gelmezdi. Oradaki papalık makamı ile buradaki hilafet makamı asla aynı şey değil. Bir, ikincisi papa Avrupa'ya ne gibi bir fayda sağlamış da halife bize bir fayda sağlayacak. Papa Birinci Dünya Savaşı'nı durdurabildi mi? Hristiyan ülkelerin birbiriyle savaşmasını. İkinci Dünya Savaşı'nı durdurabildi mi? Ne yaptı yani? Veya gerçekten Avrupa ülkelerine nasıl bir faydası oldu papanın? Yani Katolik olmayan kim umursuyor papayı da Hatta Katoliklerin bile kendisi ne kadar umursuyor papayı da bir halifemiz olsaydı harika bir hayatımız olacaktı yani. Biraz da bu açıdan düşünmek lazım. O söylediğiniz de önemli. Halife bir noktadan sonra bilirdi. Çünkü çok, bu bahsettiğimiz çok yıllarda tarzı. İstanbul işgal altında. Peki işgalciler halifenin kalmasını istiyorlar mı Ceren Hocam? Önce şeyi düşünüyorlar. İngilizler göndersek mi diye düşünüyorlar. Yani sultanı İstanbul'dan komple sürsek mi diye ciddi ciddi düşünüyorlar. Çünkü özellikle İngilizlerin ki Fransız işgalcilerle ciddi rekabet halindeler. Yapmak istedikleri ilk şey umudu bitirmek. Türklere tamamen yenilmiş olduklarını, bir daha asla ayağa kalkamayacaklarını, hiçbir umut ışığı olmadığını kafalarına kazıya kazıya öğretmek. Bu yolda sultanı da İstanbul'dan sürmek iyi bir fikir olabilir diyor bir grup. Diğer grup diyor ki, sultanı sürecek olursanız, bu sefer Hint Müslümanları ayaklanırsa, bu sefer ayaklandırmak istemediğimiz Türk halkı ayaklanırsa ne yapacağız? Yani sultanı buradan sürmek çok büyük tepkilere sebep olabilir, durduk yere daha büyük bir savaş çıkabilir. Çünkü direnişi önlemeye çalışıyorlar zaten. Hmm. Yani bir düşündüler, sonra vazgeçtiler sürmekten. Ve evet. o zaman araç. Sallaştırmak mı istediler? Bunu evet, görüyoruz. tabii. Yani Sultan Vahdettin de araç sallaşmaya müsait birisiymiş rahmetli herhalde ki. Çünkü İngilizler sürekli bir şeyler talep ediyorlar Osmanlı hükümetinden. Bazı unsurlar işte Ali Rıza Paşa gibi unsurlar direniyorlar, istediklerini yapmıyorlar. İşte ben bunlara kadrolu direnişçiler diyorum Nevşin Hanım. Osmanlı kadrolarında yer almaya devam ediyorlar ama içlerine sinmiyor. Yani ne sultanın verdiği karar e, ne kendilerine verilen emirler içlerine sinmiyor ve irili ufaklı örtüp direnişler gösteriyorlar. E, ne zaman Osmanlı hükümetine istediğini yaptıramasa İngilizler sultana şikayet ediyorlar. O da o kabineyi dağıtıp damat Ferit Paşa'yı getiriyor. Yani dolayısıyla evet onlar ne isterse o oluyor o, o sırada yani. Şimdi bu şey de çok söylenir. Vah, hani asla Vahdettin Mustafa Kemal'i görevlendirdi diye. Bu alternatif tarihçiler mi diyelim, İslamcı tarihçiler mi diyelim Necip şey Fazıl'ın başının altından çıkmış. Benim bulabildiğim. Nedir mi? o? Nedir o? Bir anlatırım. Siz Necip Fazıl'a da çok kızıyorsunuz. İşte Necip Fazıl ne diyorsunuz? Türk tarihine yapılmış en büyük kültürel kurum diyorsun. Yani, Nereden? Ben... Vahdettin görevlendirdi mi, görevlendirmedi mi? Görevlendirmedi. Yani Vahdettin görevlendirdi ama neyle görevlendirdi? Bunun da belgesi, bilgisi, her şeyi var. Yani Başbakanlık Osmanlı arşivleri, meclis arşivleri hepsinde var. Ben kendi kanalımda da zaten o belgeleri göstere göstere anlatıyorum. Sultan Vahdettin Mustafa Kemal'i Samsun ve çevresindeki Karadeniz civarındaki özellikle çeteleşmeyi bitirmesi için o çetelerin kendi aralarındaki çatışmalarını bitirmesi asayişi sağlamak için gönderiyor. Bunun dışında yani aslında Vahdettin diyor ki işgalcilerin işini kolaylaştır diye mi gönderiyor? Bir nevi, bir nevi onu söylüyor. Yani çünkü işgalciler asayiş istiyorlar. Herhangi bir şekilde direniş hareketi görmek istemiyorlar. Kendisine verilen emri benim kanalda inceledik. Detaylı bir şekilde diyor ki orada irili ufaklı şuralar kurulduğunu duyuyoruz. Varsa onları da yok edin. Şura dediğine direniş hareketleri. Orada direniş hareketleri varsa bunu yok edeceksin. Bir görevinde o. Ve bunun için ona bayağı geniş yetkiler veriyorlar. Mustafa Kemal de der. Bana çok geniş yetkiler verdiler ama benim ne yapacağımı bilmiyorlardı. Yani benim o yetkileri nasıl kullanacağımı bilmiyorlardı. Ama zaten gider gitmez atam itaatsizliğe başlayınca birkaç ay içerisinde askerlikten istifa etmek zorunda kalıyor. Yani Kesinlikle şey ha şunu söyleyeyim Sina Akşin hocanın kitabında yazıyor. Necip Fazıl'ın başının altından çıkmış bu laf onun söylediğine göre. işte Sultan Vahdettin Mustafa Kemal'in eline bir hattı hümayun tutuşturdu. 20 binde altın verdi. Gizliden gizliden sen direniş hareketini başlat diye. Onun da söylediği gibi ne ortada bir hattı hümayun var ne de Mustafa Kemal'in o sırada binlerce altını olduğuna dair en küçük bir emare var. Aksine Kuvayi Milliye birlikleri bazen halktan zorla para toplamak zorunda kalıyorlar ki direnişe yatırsınlar. Silah alsın, cephanelik alsın. Hatta bu da halkta sıkıntıya sebep oluyor. Ya siz nasıl hani bizi koruyorsunuz, nasıl bizi kurtaracaksınız, zorla bizden para alıyorsunuz falan şeklinde. Yani para mara yok ortada, hat hümayun hiç yok kısacası. Nevşen Hanım yok yani. Bu bir, şey. bir Fazıl efsanesi, alternatif. Evet, tarih. evet, evet. evet. Ya bu a, alternatif tarih masallarını yıllardır dinliyoruz ama biz daha resmi tarihin ne olduğunu bilmiyoruz yani onu da söyleyeyim. Biz daha resmi tarihin ne olduğunu tam bilmiyoruz ki. Belgeleri, bilgileri, her şeyi okuduk mu da alternatifine geçiyoruz yani. <laughs> bu da bana çok komik geliyor. E, sonrasında yaptıkları var Vahdettin'in yani. İdam fermanı niye çıkartıldı? E, siyaseten katil emri niye verildi? Dürrizade neden o fetvayı yazdı? Yani mantıksız başka türü düşünmek gerçekten çok mantıksız. Peki o zaman bu cumhuriyete giden serüvenimizde diyelim milli mücadelenin başlaması ve cumhuriyete giden yolda dönüm noktası neresi diyelim nereden alıp açalım? Yani bence ben bu konuda da resmi tarihe katılıyorum. 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal'in heyeti temsiliye başkanı olarak arkadaşla beraber Ankara'ya varması. Milli mücadelenin başlangıç ateşi tam olarak o gün Kızılca gün dedikleri o günde yakılıyor. Ondan sonra işler tamamen değişiyor. Tamamen Hı -hı. değişiyor. Yani itaatsizlik daha örgütlü bir hale geliyor diyebiliriz. Ee, umut daha elle tutulur bir şey haline getirilebilsin diye direniş daha örgütlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Ondan sonra artık her şey değişiyor yani Ankara'ya varmalarıyla bence. Ben öyle Ankara görüyorum. Ankara'ya varmaları bu işin dönüm noktası. Evet. Oradan gidelim mi adım adım? Nasıl yapalım o zaman? Ee, nasıl gidelim adım adım gitmeye kalksak <laughs> bayağı bir sürer. Ee, ne diyeyim yani sonrasında zaten bir e, yeni bir meclisin açılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Şimdi 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaşıyorlar ve çok kısa bir süre sonra 16 Mart 1920'de şehzadebaşı karakolu baskını yaşanıyor. Sabahın köründe karakol basılıyor, askerlerimizin üzerine ateş açılıyor bir sürü insanımız şehit ediliyor ve hemen arkasından İstanbul'un fiili ve resmi işgali başlıyor. Bir önceki Bunu İngilizler zaman, değil mi? İngiliz, İngilizler ve beraberlerindeki çeşitli milletlerden askerler ve çok çok daha e, zor şartlar başlıyor ve aynı gün meclise de basıyorlar Osmanlı Mebusan Meclisinde basıyorlar bir grubu alıp Malta'ya kadar sürüyorlar aydın kesimi özellikle Yazan, çizen, düşünen insanları hemen İstanbul'dan uzaklaştırıyorlar ee, ve akabinde meclis kendi kendini feshetmek zorunda kalacak zaten. Biz şimdi ne yapacağız ki diyor. Sonra Nisan ayında zaten Sultan Vahdettin diyor ki bir süre sonra toplanmak üzere meclisi feshediyorum. Ve bunu zaten öngörüyorlar Ankara'daki direnişçiler bunun böyle olacağını başta Atatürk olmak üzere diğerleri öngörüyor zaten ve diyorlar ki biz İstanbul dışında bir meclis kurmalıyız. Böylelikle Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açıyorlar işte hepimizin bildiği gibi. Ve o dakikadan sonra her şey hem hukuki hem resmi hem askeri üç koldan yürütülüyor ve bütün savaşlar bu şekilde kazanılıyor ya evet. orada önemli olan evet hep de denir bu Türk devriminde Türk devrimi mi de, de, demek herhalde uygundur değil hı hı. mi evet, uygun. ee, bir yandan hakikaten savaş sürerken meclisten de kararlar çıkıyor yani evet. bir tür demokrasi işliyor aslında evet. bu çok acayip bir şey ya bugün mesela ne bileyim çok basit bir şey oluyor hemen şak olağanüstü hali ilan ediliyor her, hı hı. Şeye, her şey her Cumhurbaşkanı kararnamesi gibi adamlar yani yedi düvele karşı savaşıyorlar İngiliz'i Fransız'ı bir İtalyan'ı bir Yunan'ı falan ve burada meclisi işletiyorlar. Bu Hı -hı. aslında şey bir şey. Yani ne bileyim şeref madalyası gibi bir şey ya bu. Bu, Hı -hı. Düşünce bu. bu şey. örneği tarihte galiba ya çok az ya belki hiç göremeyebiliriz yani. Bilmiyorum belki Latin Amerika devrimlerinde falan olmuştur böyle şeyler bilemiyorum ama. Bir yandan düşmana karşı savaş verilecek. Bir yandan İstanbul hükümetine karşı sen bir yandan direneceksin. Hem işgalci hem de meclisi toplayacaksın. Bu hiç kolay bir şey değil. Gerçekten öyle. Yani ben şun, şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Az önce dediğim gibi bir meşrutiyet rejimi bu insanlar tarafından benimsenmiş zaten, benimsenmiş. İstişare ifadesi çok geçiyor. O grubun, o meclisin konuşmalarına falan baktığınızda ilk meclisin konuşmalarına, istişare kelimesi çok geçer. Birbirlerin, birbirleriyle çok ciddi mesela fikri tartışmalara da giren insanlar. Ama biraz esprili bir şekilde söyleyeyim. Hayatımda gördüğüm en verimli toplantıları yapan insanlar. Bugün mesela iş gereği değil mi? Bir toplantıya giriyorsun bir saat. Hiçbir sonuç alamadan çıkıyorsun. Asla böyle bir şey yok. Yani 3 saatliğine mi toplandılar? Dünya kadar gerçek ayakları yere basan kararlar alıp çıkıyorlar yani Bence daha şirket, da var anda. tabii mecliste, var, var, değil mi? Evet, evet, Herkes var ve oradan ama evet. ortak bir karar çıkıyor ve savaş bu şekilde. Bir şekilde, şekilde çıkartıyorlar. Bir şekilde çıkartıyorlar. Tabii ki bazen çok otoriter davranması gerekebiliyor Mustafa Kemal'in de diğerlerinin de sadece onun da değil ee, öyle davranmak gerekebiliyor. Bir de tabii bir yanda sürekli her yerde Yunan orduları kol geziyor. O tehdit altında yaşıyorsun. O tehdit altında yaşarken belki de çok ısrarlı olamıyorsun kendi fikrinde. Belki öyle bir tarafı da var diye düşünebiliriz. Yani hızlı karar almak zorundalar ama diğer yandan istişareyi gerçekten önemsiyorlar yani. Ve o koşullar altında seçim yapılıyor yani. Bu da ayrıca ilginç bir şey seçim yapılıyor. İnsanlar gidip oy kullanıyor falan. O şartlar altında olabildiği kadar ama bu oluyor yani önemseniyor. Evet bu hakikaten çok çarpıcı bir şey. Üzerinde hiç konuşmadığımız, hatırlamadığımız bir şey. Ve işte o, o dediğiniz yani 20 yıldır o çok modaydı. Ya işte demokrasi bizde tepeden inme. Zaten aslında insanlar istemiyordu. İnsanların alakası yoktu. Öyle Mustafa Kemal demokrasi olsun, halklar, haklar olsun dedi. İşte insanlar da bunu benimsemedi zaten falan diye bir dönem ezberletildi. <laughs> ya evet öyle son dönemde de şeyler başladı. Aa Demokrasi hiç iyi bir rejim değil. Görüyoruz sonuçlarını ben bunu söyleyen insanlara da şunu söylemek istiyorum. Sizce demokrasi mi var? Yani demokrasi var da mı işlemiyor? Hani önce bir demokrasi göreydik de ondan sonra karar verseydiniz. Yani <laughs> basının özgür olmadığı bir yerde demokrasi, memokrasi yoktur. Bunu net söyleyeyim. Milli mücadele tarihine bakarak söylüyorum. Kendi ideolojik fikrim de bu o ayrı. Ben milli mücadele basını çalıştım. Oradan yola çıkarak söyleyeyim. Basının olmadığı yerde, özgür olmadığı yerde demokrasi olmaz. Çünkü insanların haber alma hakkını engelliyorsan, ben doğru habere erişemiyorsam, bende nasıl bir kanaat oluşabilir? Haber alamıyorsam nasıl kanaatim oluşacak da neye göre davranacağım? Yani. İşte bugün gibi oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Peki Milli Mütevakkiye basın çalıştığınız için özellikle bu. Şey çok çarpıcı. Bir o söylediğiniz İngilizce özellikle diyorlar ki ya biz bunların moralini Hı. bozmamız lazım. Evet, Adamlara çünkü savaş. Türkler evet. dik başlı ve bunlara şeyi belletmemiz lazım. Kardeş siz savaşı kaybettiniz. Yenildiniz. Moral kapıcıyız. manda. Heh, moral manda çökertelim falan. Hı -hı. Onlar onun propagandasını yapıyor. Karşı Hı -hı. tarafta hayır yenilmedik propagandası yapıyor değil Karşı mi? Karşı taraf tabii kendini topladıktan sonra yani milli direniş kendini topladıktan sonra Tabii öncesi de var da ondan sonra daha çok basına yükleniyorlar. Anadolu Ajansı'nın kurulması yine Nisan 1920 bir sebebi var. Onlar da ondan sonra hayır daha ölmedik bitmedik ordular toplanıyor. Bakın şuradan Rauf Orbay geldi. Kazım Karabekir Mustafa Kemal'i ve onu teslim etmeyi reddetti. Kuvayi Milliye Birlikleri şurada bir başarı kazandı. Aman herkesin haberi olsun hayır biz daha ölmedik bitmedik bu şekilde. Şimdi diğer yandan Osmanlı döneminde okur-yazarlık oranının düşük olduğunu bilen insanlar bu gazeteler ne kadar etkiliydi ki diye soruyor. Ee, Osmanlı topraklarında her zaman yüksek sesle okuma geleneği vardı arkadaşlar Hı. ve kahvehaneler vardı özellikle Kıraathaneler, köy meydanları. Ee, bir gazetenin derginin tirajı tek başına hiçbir şey anlatmıyor çünkü bir köyde olduğunu düşünün o gazetenin geç bile olsa ulaştığını bir kişi okuyor okuma yazma bilen belki 100 kişi dinliyor onu dolayısıyla e, basına çok önem veriyor direnişçiler ve bu bilginin bu şekilde dediğiniz gibi e, bir propaganda olarak da yayılmasına çok önem veriyorlar Evet. tam da bunu engellemek için galiba bütün bu telgraf sistemini ele geçirmek istiyor değil mi e, işgalciler ve hatta telgraf çekilmesini yasaklıyorlar bir dönem tabi tabi şey daha bakın Haziran 1919'da telgraf askerlerin kendi arasında telgraflar çekmelerine mani olmak istiyorlar. Daha 9 Haziran 1919 Mustafa Kemal'in bir telgrafı var. Hala padişah Fahri Yaveri Mustafa Kemal'ken isterseniz okuyayım. Oku. Diyor ki milletin haklarını ve bağımsızlığını savunmak amacıyla milli vicdandan doğan gösterilerden söz edilerek benim de bir teşebbüste bulunmam için bazı şehir liva ve kazalardaki birçok müdafaa hukuki milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinden sürekli telgraflar almaktayım ve devamında diyor ki e, ben de bu milletin direnmesinin yanındayım. Ben de onların yanındayım. Bu telgraftan da önce bu telgraf sistemine çökmek istediği zaman İngilizler bunu önce askerlerin haberleşmesini engellemek için yapıyorlar ve Mustafa Kemal diyor ki. Divanı harbe gönderirim. Askerlerin birbirleriyle iletişimini engellemeye çalışanları, İngilizlerin bu emirlerini uygulayacak bir telgraf memuru olabileceğini, hatta bir hükümet olabileceğini tahayyül bile edemiyorum. Ama olur da bu haberleşme engellenirse yakalatırım ve sizi divanı harbe gönderirim diyor. Göreceksin yani? yani. Aynen Direnecek öyle. Istiyor. Hele bir yapın diyor. Hele bir yapın da görelim diyor yani. Kısacası ve gerçekten işe yarıyor. Ee, Yayınlarını da söylemiştim. Gizli kahramanlar, telgraf memurları, posta memurları o dönemin gizli kahramanlarıdır. Pek çoğu direnmiştir. Pek çoğu iletişimi sağlamak için her şeyi yapmıştır. Yani savaşın yüzde doksanı belki haberleşme. Bunu askerler daha iyi bilirler benden. Haberleşme olmaması durumunda hiçbir şey yapamazsın. Yani örgütlenemezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Düşmandan haber alamazsın. Düşman nereye kadar geldi onu bilemezsin. Dolayısıyla haberleşme her şey o dönemde evet. Evet çok yüzde yüz. Bu en son Rusya-Ukrayna savaşında da gördük ya. Savaşın başında yani. E, Ukraynalılardaki istihbarat daha iyiydi. Mesela Rus konvoyu geliyor. Adamlar o konvoyda hangi kamyonda lojistik mühimmat olduğunu bilip onu vuruyor. Mesela böylelikle ne yapıyor? Paralize ediyor birliği böylece. Ama bilmezsen... E, yani hiç hiçbir anlamı yok. Onun için istihbarat ve lojistik savaşlarda. Ama lojistik konusunda e, milli mücadelecilerin dezavantajı var. Onu onu nasıl aşıyorlar o dezavantajı? Valla yani e, hayal edebileceğiniz en nasıl diyeyim e, en büyük yoksulluk içerisinde. İşte geçen gün yaptığım yerinde söyledim. Bir grup Kuvayi Milliyeci... Yunan askerlerinin içinde olduğu bir arabayı basıyorlar, Yunan askerlerini öldürüyorlar, araba kullanmayı bilmiyorlar, ata bağlıyorlar arabayı, çeke çeke Kuvayi Milliye Komutanlığı'na götürüyorlar. Yani işte İstanbul'dan sürekli silah kaçırılıyor Anadolu'ya veya işte Yunan'dan bir ilçe geri alınıyor. Onların silahı cephaneliği eğer elde edilebiliyorsa onlar kaçırılıyor böyle şeyler büyük zorluklar. Büyük zorluklar içerisinde ve zaten bayağı da bir kayıp vermemiz de bunun göstergelerinden bir tanesi. Öyle mükemmel teknolojimiz yok maalesef. Daha çok işte iman dolu göğsümüz var açıkçası yani onun. dönem. Bir kısım şeyden Hindistan'daki Müslümanlardan geliyor galiba. Para. Evet onlardan da bir, bir biraz para geldi bildiğim kadarıyla. Bir de şey bazı tarih kitaplarında tabi bunu belgelerden henüz doğrulayamadım ama Hı buradan çekilirken İtalyanların silah bıraktığı hani İngiliz ve Fransız onlara istedikleri yerleri vermeyince İtalyanlar da buradan çekilirken arkalarında silahlar bırakmışlar. Onların da bir bölümü milli mücadelede kullanmış diye okudum birkaç kaynaktan ama arşiv belgelerinde henüz görmedim öyle bir şey. Bir de şeyden o dönem yeni kurulan Sovyetlerden. Sovyetlerden de geldiğini ha. biliyoruz yardımların evet. Ama bunlar tabii yani ne kadar artık yardımsa hani gerçekten büyük imkansızlıklar içerisinde oluyor her şey. Bir de şu var yani İngilizler kendi ellerini kirletmek istemiyorlar. O yüzden işte Rum çeteleri, Ermeni çeteleri, Yunan ordusu biraz da o belki avantajımıza olmuş olabilir. Hani mesela Fransızlarla daha çok göğüs göğüse çarpışma var. İngilizlerle daha az. Çünkü onlar pek ellerini kirletmek istemiyorlar. Onlar geçmişte de böyleydiler. Ya da Çanakkale'den kötü anıları kendileri. Tabii o da var. var hiç şimdi bizim adamlar bizim çocuklar ölmesin. E, biz proxy kullanalım, proxy kullanalım diye evet. devam, devam ettiklerini görüyoruz öyleyse. E, aslında orada o zaman yani bu zamana kadar Rumlar, Ermeniler aynı zamanda Osmanlı tebaası ve insanları beraber yaşamışlar. Yan yana Hı -hı. köylerde yaşamışlar baktığın zaman. Hı -hı. E, ama ertesi ertesi günü düşman oluyorlar birbirlerine. Yani bu da çok acayip bir şey ya Bu muhtemelen tabii bir günde olmuş bir şey değildir. Yani Rum'un Ermeninin de illaki bir sürü derdi, sıkıntısı vardır Osmanlı topraklarında yaşadığı. Yani bir günde kimse kimseye düşman olmaz. Bir de zaten azınlıkların tamamı da bize düşman değil. Yani işte İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı uğraşıyor tamamen düşman etmek için. Zaten en komiği de sözde Osmanlı topraklarına Hristiyan azınlıkların yüzlerce yıldır çektiği çileye bir son vermek için gelmeleri. Sanki Rum'u, Ermeni'yi çok önemsiyorlar. Alakası yok yani onları kullanıyorlar kendi amaçları için Kendilerince ama tabii, meşrulaştırma. peki eğer, şeyi biliyor muyuz rastlıyor muyuz milli mücadeleye katılan azınlıklar hani acaba tabii şey, var, var. ikiye bölünmüş şekilde mi bakmak tabii lazım tabi tabi var, tabii, tabii var. Ee, özellikle Rumlardan milli mücadeleye katılan insanlar var ciddi şekilde ama daha da fazlası Yunanistan'da var aslında Türkiye Yunanistan'da savaşırken bu savaşın yanında hiç yer almayan çok sayıda insan var Yunanistan'da ve onlar da gösteriler yapıyorlar bu savaşa bir son verin diye. Hı. Kendi çıkarlarına uygun bulmuyorlar. Evet çünkü bir Yunanistan kurulmuş ama e, mevcut yönetim daha da fazla Anadolu'dan Tabii da, da bir toprak alalım diye böyle kendince bir maceraya girişmiş. Hem İstanbul'u Yunanistan'a katmak istiyorlar hem de ayrıca İnebolu'dan Batum'a kadar uzanan Pontus devleti kurmak istiyorlar. Yani aslında o dönemde Yunanlar da yani böyle olanları diyelim. Hani daha büyük Yunanistan hayali kuranlar adım adım Anadolu'nun tamamını ele geçirmek istiyorlar bir yönüyle yani aslında. Bayağı ya bir gerçekçi olmayan bir projeksiyon değil mi ya nüfus açısından da bakacak olursan <laughs> evet. insan kendisine... buna inandırmış olması... O dönem demografi zaten çok konuşuluyor. Çünkü yine Mondros Mütarekesi'nin maddelerinden bir tanesi işte Hristiyan azınlıkların daha fazla olduğu yerler onlara verilsin anlamına gelecek ibareler içeriyor. Zaten işgalcilerin de eğilimi bu yönde. O yüzden o dönemin gazetelerinde falan özellikle İstanbul hmm. Türk'tür, Adana Türk'tür falan diye çok fazla haber görürsünüz. Yani orada Türk nüfusun daha fazla olduğunu dolayısıyla hiçbir mütareke maddesiyle başka bir yere o şehrin verilemeyeceğini kanıtlamaya çalışırlar basında. Ya bir de Osmanlı zamanı ne kadar sağlıklı bir nüfus sayımı var ki? Yok peki. Bil yok yok şimdi bu en basit işte bu İsrail Filistin meselesinde sıkıntı bir de oradan çıkıyor ya hangi toprak kimin siz daha iyi bilirsiniz. Ben ee, çok bilmem. Ortadoğu yani, tarihi yani, benzer örneği. Hani şu da vakalardan bir tanesi ya bak oradaki Filistin'den hani Osmanlı'ya kaydolmak yani ancak şöyle nüfusa da nüfus sayımına dahil oluyorsun. Toprağını kaydettirmen lazım sahibi olduğun. E o zaman da hem alınacaksın hem vergi ödeyeceksin. O dönemki insanlar da e, zaten yani başkente de çok uzaklar. Askere maskere alınmamak için adam toprağını kaydettirmemiş. Kendi içinde öyle bir sistem kurmuşlar. Köyü de kendi içinde herkes hangi toprak kimin biliyor. Ama kaydettirmemiş. Dolayısıyla elinde bir tapusu yok. Hiçbir şeysi yok. Hani bu yaşanan toprak sorunlarının bir şeyi. Onun için diyorum ne kadar sağlıklı bir nüfus sayımı, kimlerde ne kadar fazla, ne, nerede Türkler azınlık nasıl bilinebilir ki? Bilinemiyor zaten. 1922'de bir sayım yapmışlar ama çok sağlıksız bir sayım. Diğer yandan o zamanlar nüfusu saymanın gerekçesi aslında vergi zaten. Vergi verecek kaç kişi var? Kaç vergi mükellefi var? Daha çok bu. Diğer yandan insanların toprak kaydettirmemesi ya da vergi memurlarından sayımlardan kaçmasa da bize bir şey anlatıyor. Vergi vermek istemiyor insanlar çünkü çok yoksul çoğu. <laughs> Çoğunluğu çok yoksul. Yani, yani aslında... Evet, bu aslında bize şeyi de gösteriyor yani Osmanlı'nın niyadan e, tamamlamış olduğunu değil mi? Evet evet. Yani bunu hala birileri kabul etmek istemiyor ama gerçekten bazı şeylerin sonu gelir ve e, nasıl diyeyim tarihte bir kanun varsa bence şudur: Zamanı gelen düşünceler vardır, zamanı geçmiş düşünceler vardır. Geçiş dönemleri de bu sebeple çok zorlu olur, çok bazen çok kanlı olur. Hep geçmişte bunu görüyoruz. Bir fikrin zamanı gelmiş, bir fikrin geçmiş artık. Hani tarihte gerçekten sürekli tekrar eden tek bir kanun nedir deseniz, bunu, bunu söylerim. Ve imparatorlukların sonu gelmiş. Çünkü insanlar şeyi yapamıyor. Yani herkes artık milliyetini daha önemli görmeye başlamış. Hani çoğunluklar belli oranda kaynaşıyor farklı dinden ve etnik kültürlerden insanlar ama kendi hususi özelliklerini de pek yetirmiyorlar. Bitirmiyorlar. Ve milletlerin sınırları o zamanlar dinlerle çiziliyor ve o dinlerle çizilen sınırlar nedeniyle biraz acı çekiyor toplumlar ve ulus devletlere geçişten sonra da deniyor ki hangi dinden hangi etnik kökenden olursan ol bir üst kimliğin var artık bunu alışmakta ayrıca bir sancılı süreç oluyor yani aslında o geçiş döneminin sancıları bir yönüyle hala sürüyor bile diyebiliriz yani. Aynen. Peki o zaman toparlayacak olur isek. Burada e, şimdi Cumhuriyet 100. yıl diyoruz. Cumhuriyet deyince bilmiyorum en böyle hmm, neyi unutmamamız lazım? Milli mücadelenin Cumhuriyetle noktalanan yolunda diye sormuş olayım. Neyi unutmamamız lazım? Bence laiklik en çok unuttuğumuz ilke. Hepimizin hayat kalitesini daha da çok artıracak şey laiklik. Laikliği bayağı unuttuk. Anlamını da bayağı tavsattık. Ee, her tür kesim bunu yapıyor bence. Ee, dolayısıyla tekrar tekrar üzerinde düşünmemiz gereken, belki de açıp okumamız gereken şey laiklik. Ben herkese laiklik, laiklik üzerinde tekrar tekrar düşünmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu zaten beraberinde her şeyi getiriyor. Laiklikle laiklik harcımiyet olur mu? Olmaz. Laiklik eşittir. Çağdaş yaşam, Layiktir, layıklık eşittir kadınların sosyal hayata, siyasal hayata, ekonomik hayata katılması. Layıklık eşittir iyi bir eğitim, layıklık eşittir fırsat eşitliği. Yani layıklık olmadan bunların hiçbiri olmuyor. Çünkü layıklığı orta, ortadan kaldırdığınızda din adına hareket ettiğini iddia eden bir grup insan bir şekilde yönetime el koymaya çalışıyor. O veya bu şekilde ve herkesin hayatını tehdit eder hale geliyorlar ve en çok da kendi inandıklarını söyledikleri dine zarar veriyorlar ve dindarlara zarar veriyorlar diye düşünüyorum ben. Peki o zaman buradan şunu da sorayım cumhuriyetin kurulmasında baktığınız zaman e, laikliğin ne kadar önemi var, ne kadar yapı taşı diye sorsam biraz da bilgi edinmek için. Laiklik çok temelde ama ne kadar benimsendiği bambaşka bir tartışma konusu. Laiklik dediğimiz şey hani dinin özellikle tabii ki devlet işlerinden ayrılması klasik ve gündelik yaşamda da dinin belirleyici bir unsur olmaktan çıkması. Dolayısıyla imparatorluk bakiyesi olan insanların bunu hemen uyum sağlaması beklenemez. Fakat çok radikal bir şekilde laiklik bir ilki olarak ortaya konmasaydı hiçbir kadını sosyal hayatta göremezdik. Bu da bir gerçek. Yani. Bu Osmanlı'da bu da bir tartışma konusu. Laf laf açıyor gibi oluyor ama ya Osmanlı'da hani kadın mücadelesi vardı yoktu. Aslında kadın da vardı yoktu sosyal hayatta. Ya aslında işte Kemalistler biraz da Osmanlı'yı kötülüyor tartışmaları var. İşin aslı nedir? İşin aslı şu. Cumhuriyeti kuran insanların Osmanlı'dan hiç hoşlanmamaları gayet normal. <laughs> yani çünkü onlar yaşadılar, gördüler, bıktılar. Onların hiç hoşlanmaması normal. Ama biz bir asır sonradan bakan insanlar olarak biraz daha mesafeli ve biraz daha objektif bilmeliyiz bu konulara. O dönemde yaşasam harekat ordusuna katılan askerlerden biri olmak isterdim. Bakın bunu ayrı tutuyorum tamam mı? Fakat Osmanlı son döneminde de ondan önce de bir kadın mücadelesi olduğunu çok rahatlıkla iddia edebiliriz. Kadınların sosyal hayatta dayanışmaya çalıştıklarını bile görüyoruz. Tabii ki bir Osmanlı son dönem kadın hareketinden bahsedilebilir. Zaten bunun bir sürü belgesi var, bilgisi var, yazıları var. Diğer yandan ben şu tartışmayı çok kısır ve e, ideolojik buluyorum. Atatürk hak vermedi, kadınlar hak aldı. Bir tarihi tartışma böyle yapılmaz. Bir kere argüman böyle kurulmaz kesinlikle. Bir kadın mücadelesi de vardı. Kadınlara hakları da verildi. Her ikisi aynı anda mümkün olabiliyor. Bunu da şöyle özetleyebilirim: Kadın hakları mücadelesi verilirken, kadınlara çok daha hak vermemek lazım diyen kadınlar da var. Kadınlara tanınması öngörülen hakları az bulan ve daha fazlasına sahip olmalarını düşünen erkek de var. Bu bir e, aslında ittifak. Besim Besim Paşa, <laughs> kadınların tıp eğitimi almasında büyük emekleri olan birisi mesela, adnan adı var kadınların tıp eğitimi alması için uğraşmış birisi mesela. Böyle müttefiklerimiz var. Yani bu tartışmayı Atatürk mü verdi, kadınlar mı aldı düzeyinde yapamayız. Sağlıklı bir şey ortaya çıkmaz. Evet bir kadın hare hakları hareketi vardı. Fakat cumhuriyeti kuran kadrolar kadınlara o döneme göre daha modernist, daha çağdaş bir bakış açısıyla yaklaşmasaydı o hakların acaba hepsi mi tanınırdı? Yani Peki şunu diyebilir miyiz? Cumhuriyet'in yapı taşlarından bir tanesi Türk kadındır diyebilir miyiz? Kesinlikle öyledir. Yani zaten o dönem savaşan bir sürü kadın olduğunu biliyoruz. Gerek cephelerde gerek cephe gerisine savaşan bir sürü kadın olduğunu biliyoruz. Sosyal hayata ısrarla katılmak istediklerini biliyoruz. Kendilerinde de öyle bir irade olduğunu görüyoruz. Sabiha Sertel'in eski yazılarını okusunlar. Sabiha Sertel daha iyi anlatıyor dönemi. Ay bir netliğim bozuldu. Olsun. Evet ee... yani. Yani Sabiha Sertal gibi kadınlar da var. Ya kadınların bu kadar çok hak talep etmesi bizim geleneğimize, örfümüze aykırıdır diyen kadınlar da var. Yani mesela tıp eğitimi Osmanlı'da verilmiyor bir türlü kadına. Tamam mı? Üniversitelere alınmıyor zaten kadınlar. Tıp eğitimi hiç alamıyorlar. Ama Osmanlı düşünüyor, taşınıyor diyor ki ya bari yurt dışına gönderelim kızları tıp eğitimi almasına. Burada açamıyor okulu. Çünkü görece tepkiden korkuyor. Çünkü özellikle... Ama bir yandan da kadınlara da kadın doktor lazım. Çünkü evet. öbür türlü kadınlara da erkek doktor bakıyor. Da Genel bizden. olarak doktor lazım. Doktorluk kolay bir şey değil. Paris'teki üniversiteden bir yılda 200 kişi mezun olurken... ...Osmanlı'da 9 kişi mezun oluyor. Kime yetecek 9 doktor Koca İstanbul'da? Yani bir şekilde doktor yetişsin diye uğraşıyor... ...Osmanlı hükümeti o zamanlar. Ama kadınları üniversite kapılarını açmaktan korkuyorlar. Buradaki tepkilerden korktukları için... Onun yerine bari kadınları yurt dışına okumaya gönderelim diyorlar. Öyle öyle bizim ilk Türk kadın doktorlarımız Almanya'dan falan eğitim almış kişiler işte Safiye Ali falan. Yani anlatabiliyor muyum o teamülleri kırmak hiç kolay bir şey değil. Ve başlarda azınlıkların kızlarını gönderiyorlar yurt dışına. Onlar böyle hani bizim Türk Müslümanlar kadar tutucu bakmazlar olaya diye özellikle gayrimüslimlerden kadın alıyorlar. Sonra sonra Türk kızlarını göndermeye cesaret edebiliyorlar falan. Öyle bir dönem. Evet, Ceren Hocam sağ olasın. Ağzına sağlık. Ne, ne diyelim? Ya. Yani iyi ki Cumhuriyet var demek lazım. İyi ki Cumhuriyet var. Ya ben umutsuzluk pompalamasına hoşlanmıyorum. Umut her zaman hayatın doğal akışında zaten var olan bir şey. Direnerek, zihnimizi teslim etmeyerek somut elle tutulur bir şey haline getirebiliriz bunu. Çünkü umudun karşıtı umutsuzluk değil, teslimiyettir bence. diyerek bitiriyorum. Ne diyordunuz? Milli mücadeleye umut, itaatsizlik ve ve direniş. Umut, itaatsizlik ve direniş. Cumhuriyetin 100. yılının bizim kanalda sloganı olsun. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Kutlu olsun.